Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi olabilir mi? Nerede? Biliyorsunuz 6 Ekim'de Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bir toplantısı var. Fransa'nın çağrısıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli orada. Mitsotakis Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini söyledi ve belli ki Atina yönetimi 6 Ekim'deki 2 gün sonraki toplantıdan umutlu. Evet göster. Benim için Mitsotakis diye birisi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm kapıları kapattı ancak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis umudunu yitirmiyor. Atina'dan bir kez daha görüşmeye hazırız mesajı geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Ioannis Oikonomou, Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu hafta Prag'da görüşebileceğini söyledi. Türkiye bunu isterse sıcak bakarız ifadesini kullandı. Bu hafta Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı yapılacak. Toplantıya Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra Avrupa kıtasında bulunan ancak birliğe üye olmayan 17 ülkenin liderleri davet edildi. Mitsotakis, işte bu platform Erdoğan'la açık iletişim fırsatına çevirmek istiyor. Bu nedenle Türkiye'nin davetine itiraz etmediğini açıkladı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag programında Yunanistan Başbakanı ile ikili görüşme yer almıyor. Benzer durum Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde yaşandı. Mitsotakis o zaman da Erdoğan'la görüşmek istemiş, hatta araya başka liderler girmişti ancak Erdoğan, Yunanistan'ın Türkiye karşıtı eylemleri nedeniyle şu an böyle bir şey düşünmüyoruz diyerek talebi reddetmişti. Bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Erdoğan ve Mitsotakis en son Mart ayında İstanbul'da Bahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider o gün sadece kriz zamanında değil, her zaman konuşmalıyız mesajı vermiş, görüşme ilişkilerde yeni bir dönemin sinyali olarak görülmüştü. Ancak Mitsotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye çalışması, rüzgarın tersten esmesine yol açtı. Yunanistan'ın Ege ile Akdeniz'de sonu gelmeyen kışkırtıcı eylemleri de gerilimi tırmandırdı. Son dönemde özellikle kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Bundan böyle biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Fakat buna rağmen Amerika'da Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı konuşmayla bizim bu anlaşmamızı 2-3 hafta sonra maalesef tamamen tersine dönüştürdü.